Yunan F-16 jetleri Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atarak tacizde bulundu. 22 Ağustos günü gerçekleşen tacize derhal karşılık verildi ve Yunan uçakları Türk hava sahasından uzaklaştırıldı. Olay hakkında NATO'yu bilgilendiren Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığına dikkat çekti. Ancak Atina'dan yine bilindik açıklama geldi. Türk uçaklarına kasten radar kilidi atıldığı kabul edilmedi. Yunanistan Savunma Bakanlığı Türk F-16'larını Yunan hava sahasına girmekle suçladı. Söz konusu olayın Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası civarında, yani Türkiye'ye en yakın Yunan adasının etrafında gerçekleştiği belirtildi. Yüz ölçümü 10 kilometre kare olan Meis Adası Türkiye'ye 2 kilometre, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıkta, yani coğrafi anlamda Yunanistan'dan kopuk. Fakat Yunanistan buna rağmen adanın 40 bin kilometre kare genişliğinde kıta sahanlığı olduğunu ileri sürüp Türkiye'nin egemenlik haklarını görmezden geliyor. Yunan Savunma Bakanlığı'na göre son gerilim işte bu tartışmalı ada çevresinde yaşandı. Bölgedeki NATO tatbikatının yalnızca tek bir Amerikan bombardıman uçağını kapsadığını iddia eden Yunanistan, Türk jetlerinin eskortluk etme yetkisine sahip olmadığını savundu. Bu yüzden Türk F-16'larına 4 adet Yunan savaş uçağının müdahale ettiği açıklandı. Gerilim diplomasiye de yansıdı. Türkiye, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Atina'ya tepkisini iletti. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığı, Yunanistan'ın gerginliği artırma peşinde olduğu belirtildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Ankara'ya nota verdi. Türkiye ve Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve hava sahası konusunda anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke NATO müttefiği olmalarına karşın son 50 yılda 3 kez savaşın eşiğine geldi. Yunanistan Lozan ve Paris anlaşmalarını çiğneyip Ege adalarını silahlandırıyor ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dar bir kıta sahanlığına hapsetmeye çalışıyor. Malum dün de yani bu kendisine ait olduğunu öne sürdüğü ve hukuka aykırı, uluslararası hukuka aykırı bir biçimde parselleyip kiraladığı 6. parselde Rum kesimi doğalgaz buldum açıklaması yaptı. Böylesi bir dönemde bu ne ifade ediyor Sayın Karakuş? Genel kapsamlı bir yorumunuzu almıştık ama radar kilidi atmak ne demek? Yok atmadım, 8 kere iddialaşı oldu. Zaten Meis'ti. Meis işte baktığımız zaman burası benim toprağım, benim karasularım, ne işi var Türk uçaklarının falan gibi bir tavır. Ne diyorsunuz hem bu radar kilidi meselesine hem de inkar edilmesine? Şimdi tabii ki burada radar kilidi atmasının asli amacı, ben bakın sizin uçağınıza bu kilidi attım, istediğim an füzemi fırlatabilirim manasında. Evet, o manada tabii ki bu olay fevkalade rahatsız edici olay. Yani orada NATO görevi yapılıyorsa bir şekilde Yunanistan'ın bu hareketi yapmaması gerekir. Bu tehlikeli bir olaydır ve önemli bir şekilde bizim tabii ki uçaklar tarafından da kaydedilmiştir. Yani Yunanistan inkar edemez. Doğrudan uçakların zamanı kesmiş vaziyette o bütün kayıt sistemleri var, öyle söyleyeyim. Kayıt sistemlerinde hepsi kaydedilir. Yani o yüzden Yunanistan'ın bu konularda fazla söyleyeceği bir şey yok. Bakın aynı şekilde bizim o bölgede Kaş radarımız var. Malumunuz daha önce de bunu izah ettim. Yunanistan'la devamlı surette bu çatışma esnasında bu konuları bir şekilde ortadan kaldırmak için NATO Genel Sekreterliği vasıtasıyla 1998 yılında bir şekilde bütün bizim NATO'ya tahsisli radarlarımızla Yunanistan'ın NATO'ya tahsisli radarlarının izleri doğrudan Belçika'daki NATO karargahına gönderiliyor idi. Bugün de mutlaka böyle olması lazım ki Yunanistan inkar edemesin. Başka çaresi yok bu işlerin. Bu işlere bence NATO'nun özellikle bir NATO tatbikatı olması nedeniyle o öyle müdahale etmesi lazım. Ve Yunanistan'a karşı da yok ben öyle yapmadım ettim falan filan yok. Bu tehlikeli bir olaydır. Efendim bizimkiler de kilitlediğinde bu işler hiç belli olmaz. Ondan sonra yani bir tetiğe basmaya kalır. Ve yani bazen istemeseniz de bazen
bakarsınız bir füze fırlaması söz konusu olabilir. Yani bu işler radarların efendim bir şekilde kitleme yapması, herhangi bir şekilde diğer bir uçak olsun, diğer füze efendim bir şekilde hava savunma füzelerini kilitlemesi söz konusu olduğunda uçak da hemen ikaz panosunda bu sehven mehven olabilecek kilitledi. Bir şey ya, sehven derken yani yani soru sorarken de inanmadığım için tam soramıyorum. Yani bu irade dışında efendim radar kilidi atmadık da işte bu böyle bir şey oldu, kilitlendi falan gibi bir açıklaması var mı bunun? Yani çünkü Türk uçakları yani tarafından kaydediliyor. Zaten o görüntüleri evet. de aktardık. O inkarına imkan yok. Ama adam evet. ben yapmadım evet, diyor. Evet. Bu irade... Evet, evet. Yani şimdi bakın bu iş tabii ki radarda kilitlemek için bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Yani öyle... Hele hava muhabbetinde... Yanlışlıkla kilitlenmez diyorsunuz. Yanlışlıkla biraz zor olur. Yani şimdi ilk bu konuda uçak biraz evvel yani bu konuyu izah etmiştim. Evet. F-35'in dedesi 102 uçaklarındaydı. Yani 102 uçaklarında ilk defa elektronik harp podu vardı. Evet. O elektronik harp podunda hangi uçak kilitledi onu görürsünüz. Yani uçak kilitlemesinin cinsini bile verir. F-4 uçaklarında yine bu elektronik harp sistemi yani hangi efendim hava savunma sisteminin füzesinin hangisinin bir şekilde kilitlediği dahi belli olurdu. Özellikle biz Suriye sınırına yakın uçtuğumuzda efendim SA-2, SA-3, SA-4 falan diye kilitlemeyi devamlı görürdük ve daima tabii ki biz de teyakküz altında uçuşlar yapardık. Suriye sınırına yakın uçtuğumuzda bizi devamlı kilitlerlerdi. O zaman kilit atarlardı. Biz de hazırdık. Yani herhangi bir şekilde bize füze fırlatılırsa biz de icap edeni yapacak konumdaydık. Yani onu söylemek istiyorum. Bu bir alışkanlık. Bu olay böyle üç günlük bir olay değil. Söylediğim gibi 1960'lardan beri devam eden bir olaydır.